Bu kadar eski panel resimlerinin, ki bu resim 470 yaşında, sağlam olmaması son derece normaldir. Boya pullanmış, panel desteği çatlamış ya da kırılmış olabilir. Ama yine de bu tablonun yaşına göre son derece iyi bir şekilde muhafaza edildiğini söyleyebiliriz. Öncelikle resmi çerçevesinden çıkarıp iyi bir ışık altında önünü ve arkasını iyice incelemek gerekir. Sonra genellikle resmi mikroskop altında da inceler ve böylece hakkında daha fazla bilgi edinir. Örneğin bu portreye mikroskop altında bakınca rengi bozulmuş ve aşınmış bir vernikle kaplı olduğunu, resim üzerinde çok fazla düzeltme yapıldığını ve arka planın tekrar tekrar boyandığını fark ettim. Temizlemeye ilk olarak vernik katmanlarını silerek başladım. Şu anda resmin bir kısmının vernik katmanı yüzünden hala daha sarı olduğunu görebilirsiniz. Yüz kısmında hala rengi bozulmuş olan vernik var. Ve birazdan bunu da temizleyeceğim. Renklerin ne kadar farklı olduklarını şimdiden görebiliyoruz. Mesela Edward'ın çenesinin hemen altında yer alan yakadaki canlı pembe ve beyaz renk. Ceketindeki ince detaylar, şuralardaki kırmızı çizgiler ve altın renkli süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Resimle işim bitti. Yani restorasyon işlemini tamamladım. Verniğin renginin bozulduğundan ve ayrıca uyumsuz renkli bazı düzeltmeler yapıldığından bahsetmiştik. Rengi bozulan bu verniği temizlediğimizde yüzdeki detaylar ortaya çıktı. Giysideki renkler artık daha belirgin şekilde seçilebiliyor. Ayrıca arka planın rengi de düzeldi ve artık bir bütün gibi duruyor. Teninde çok fazla üst üste boyama vardı, özellikle de ellerinde. Bu düzeltmeler orijinal boyanın rengini de bozmuştu. Bu alandaki pullanmaları ve katmanları temizlediğimde orijinal resme biraz daha yaklaştık. Kostümün yakası da sonradan bir daha boyanmıştı. Pembe yakanın etrafındaki çok ince ve transparan duran şu beyaz kısmı görüyor musunuz? Daha önce tablonun restorasyonunu yapan bir kişi galiba bu çizgileri dağınık bulmuş veya kostümdeki bu detayı anlayamamış olmalı. Yani bu kısım aslında derme çatma yapılmış bir restorasyonda uygulanan bir boyanın izi. Tablonun sol üst köşesinde ufak bir üçgen bölge gözümüze çarpıyor. Bu kısmın tamamıyla kaybolduğunu söyleyebiliriz. Orijinal resme böyle bir tahta parçası eklenmiş. Ve buradaki yeşil renk tablonun kalanından daha farklı görünüyor. Yaptığımız analizlerde bu yeşil rengin ilk defa 18. yüzyılda bulunan bir pigment olan Prusya mavisi bazlı olduğunu gördük. Dolayısıyla resmin bu kısmının da en erken 18. yüzyıla ait olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası bu kısım resmin yapıldığı yıllara yakın bir tarihte onarılmamış. Kullandığımız tüm malzemeler bilimsel araştırmalara ve testlere göre ortaya çıkarılabilen etkisi geri çevrilebilir malzemeler. Gelecekte yapılacak işlemlerde temizlenmesi zor olacak bir malzeme kullanmamaya çalışıyoruz. Ayrıca ışığa dayanıklı malzemeler seçiyoruz ki eser gelecekte çok büyük bir değişime uğramasın. Özellikle bir portre ile çalışıyorsanız son derece hassas olmalısınız. Çok fazla boya uygulamamalı, mümkün olduğunca sadece hasarlı ve aşınmış kısımları onararak son derece ince ve özenli bir şekilde çalışmalısınız. Kendi yorumunuzu asla eklememelisiniz. Bu kısımdaki altın rengi uygulamak beni çok zorladı. Resimde kullanılan malzemeyi, yani gerçek altını kullanmak istedim. Aslına bakarsanız, konservatörlerin zaman zaman altını taklit etmek için kullandıkları, bu sarı ochre pigmentiyle de bunu yapabilirdim. Ama ben bunun yerine hakiki altın yaprakları kullanmayı tercih ettim. Alt kısmı azıcık reçine sürerek bunu çok ince parçalar halinde uyguladım. Üzerini de aynen sanatçının yaptığı gibi sırladım. Çizgi şeklindeki süslemeler için sanatçı kabuk altını denilen bir altın ürün kullanmış. Bu gerçek altının pudra haline getirilerek
yapışkan bir malzemenin içine karıştırılması ile elde edilir. Ve buna kabuk altını denmesinin sebebi eski zamanlarda bu malzemenin gerçekten de deniz kabuğu içinde tutuluyor olmasıdır. Gözlere rötuş yapmak gerçekten de çok zordu. Bu kısımda çok fazla hasar ve çatlak vardı. Ve göz bebekleri de çok hasar görmüştü. Göz bebeklerine daha önceki restorasyonlarda uygulanan siyah renk, Edward'ın soluk mavi gözlerinin rengine doğru taşmış ve o rengi de bozmuştu. Bunun için bu kısma sonradan uygulanan boyaları temizleyip, gözler için çok az miktarda mavi ile siyah ve kirpiklerle gölgelemeler için de kahverengi kullandık. Gerçekten de o kadar az boya kullanmam gerekiyordu ki, bazen kendi kullandığım boya bile çok geldi ve temizlemek zorunda kaldım. Bunu hasarları onardığımdan ve gözlerin yeniden normal göründüğünden emin olana kadar yaptım. Konservasyon işlemi çok meşakkatli bir iştir. Ve benim ilgimi de bu yüzden çekiyor. Buna benzeyen bir objeyi müze duvarından alıp bir stüdyoya getirmek, çerçevesinden çıkarıp çok yakından incelemek, beni resmi yapan sanatçıya yakınlaştırıyor ve resmin yapıldığı zamanlara götürüyor.